Herkese merhaba. Ben biraz daha Dark Heuristic taşikardilerin tiplerinden, biraz daha teorik bilgisinden bahsedeceğim. Dark Heuristic taşikardiler hasta serilerine bakıldığımızda atrial fibrilasyon, flutter, uygunsuz sinüs taşikardisi bunları çıkardığımızda paroksimal Dark Heuristic taşikardilerin en sık sebebi AV NRT. Bunun arkasından AV NRT ve atrial taşikardi geliyor. Genel özellikleri QR süreleri 120 milisaniyenin altında atrium veya ventrikülden başlatılabiliyorlar. Karakterleri semptomatik, asemptomatik, düzenli, düzensiz, hemodinamik stabil ya da anstabil olabiliyor. Genelde çok fazla hayat tehdit etmeyen aritmiler. Gruplandırırsak sinoatriyat noddan kaynaklanan, atrioloktan kaynaklanan ve atrioventriküler noddan kaynaklanan olarak gruplandırabiliriz. Sinoatriyat noddan kaynaklanan ve çok sık gördüğümüz sinüs taşikardisi. Genel özellikleri genelde sempatik bir aktivasyonla başlıyor. Kademeli hızlanma ve yavaşlanması var. P dalga morfolojisi sinüsteki P dalga morfolojisiyle birebir aynı. Hızı çok nadiren 200'ün üzerine çıkar. Adenozine de yavaş ve kademeli bir yavaşlama şeklinde yanıt verir. Sinüzal P dalgasının genel özellikleri nelerdir? AVR'de P'yi negatif görürüz. V1 ve V2'de negatif, pozitif ya da bifazik görürken diğer derivasyonlarda pozitif olarak görmemiz lazım. Bunları özellikle bilmemiz gerekiyor çünkü atrial taşikardi ile bu ikisi birbirinden karışabilir. Orada P dalga morfolojisine göre ayrımını yapıyoruz. Bu mesela bir sinüs taşikardisi örneği. Genel özelliklerine baktığımızda AVR'de negatifli olduğunu görüyoruz. Çok nesneleşmiyor. V1'de negatif, diğer derivasyonlarda ise pozitif. Sinüs taşikardisi. Atrial fibrilasyon, ventriküler cevabın düzensiz olduğu. Eğer düzenli bir ventriküler cevap ve bradikardi mevcutsa bu atrial fibrilasyonu AV blok eşlik ettiğini düşünmeliyiz. Tanı konulabilmesi için en az 30 saniyelik bir kayıt gerekiyor. Paroksismal, persistan, long ya da permanent olabiliyor gruplandırma açısından. Paroksismal dediğimiz 7 gün içinde sonlanan, herhangi bir müdahale gerektirmeden kendi kendine sonlanan atrial fibrilasyon atakları. Persistan dediğimiz 7 günün üstünde süren veya dışarıdan bir müdahaleyle sinüs ritmi sağladığımız atrial fibrilasyon. Long dediğimiz 1 yılın üzerindeki atrial fibrilasyon ama daha sinüs ritminin sağlanabildiği. Permanent ise 1 yılın üzerinde ve artık kalıcı olarak sinüs ritmi sağlama planımızın olmadığı atrial fibrilasyon olarak kabul ettiğimiz hastalar. Fibrile dalgalar düşük amplitüde de yüksek amplitüde olabiliyor. Eğer 0.5 mV'dan fazlaysa buna Coarse AF diyoruz. Coarse AF özellikle flutter'la çok karışabilir. Ama flutter'dan farklı olarak sadece belli derivasyonlarda görünmesi, düzensiz olmasıyla ayırt edilebilir. Aşman fenomeni diye bir fenomenimiz var. AF'de uzun ar aralığını takip eden kısa ar aralığı, refraktar periyottaki problemden dolayı aberran bir ventriküler iletim şeklinde kendini gösterebilir. Burada uzun bir aradan sonra kısa bir ar aralığı var ve ileti aberran olarak iletilmiş. Sağda abilo şeklinde. Burada bir Coarse AF örneği var. Fibre dalgalar 0.5 mV'dan fazla. Dediğim gibi flutter'la karışabilir ama genel olarak düzensiz olmasıyla ve diğer derivasyonlarda bu Coarse dalgalarını görmemizle ayırt edebiliriz. Atrial flutter. Atriumdaki reentren bir taşikardi. Atrial hızımız 240 ile 350 arasında. Atrial taşikardiden farklı olarak atrial defleksiyonlar izoelektrik bazal çizgi üzerinde bulunmuyor. Flutter dalgaların hepsi ventriküle iletilmez. 2'ye 1, 3'e 1, 4'e 1 blok şeklinde iletilir. Tipik atrial flutter saat yönüne ve saat yönünün tersine dönebilir. Saat yönüne doğruyorsa inferior derivasyonlarda pozitif flutter dalgalarını görüyoruz. Saat yönünün tersine ise inferior derivasyonlarda negatif flutter dalgalarını izliyoruz. Örnek olarak böyle bir örnek. Değişken bloklu geçiyor. Her flutter dalgası ventriküle iletilmiyor. Atrial taşikardi sağ atriumdan, sol atriumdan, vena cava'dan ya da pulmonar venlerden kaynaklanabiliyor. Atrial hızımız 120 ile 200 arasında. Birebir ya da AV bloklu bir iletim görülebiliyor. P dalgası sinüs P dalgasından farklı morfolojide. O yüzden bu sinüs taşikardaki P dalga morfolojisini bilmemiz gerekiyor. P dalgası genel olarak izoelektrik hatta. Fokal ya da multifokal olabiliyor. Ayrımını şöyle kullanıyoruz. Multifokal ise en az 3 farklı P morfolojisi görmemiz gerekiyor. Bu daha çok koa, sepsis, yoğun bakımda yatan hastalarda görülüyor. Burada bir atrial taşikardi örneği var. Sinüs taşikardisiyle karışabilir. Ama inferior derivasyonlarda negatif P dalgası var. Bu çok sinüs taşikardisinde beklemediğimiz bulgu. Bununla bir ayrımını yapabiliriz. Bu bir multifokal atrial taşikardi. Burada 5 çeşit farklı P dalgası var. 3'ün üzerinde olunca multifokal diyebiliyoruz. Kaotik bir atrial litür zaten. Dediğim gibi daha çok koa, sepsis, yoğun bakımda yatan hastalarda görüyoruz. Bunda bir tabi ablasyon çok fazla önerilmiyor. Evet, bunda çok ablasyon başarılı olmuyor. Birden farklı atrial dalgaları olduğu için. Atrial taşikardileri V1 derivasyonundaki P dalga morfolojisine göre sağ atrium ya da sol atrium kaynaklı olduğunu birbirinden ayırt edebiliyoruz.
Eğer V1'de negatif bir P dalgası ya da bifazik ama pozitif negatif şeklinde oluyorsa bu daha çok sağ atriyal kaynaklı olduğunu, V1'de pozitif bir P dalgası ya da negatif pozitif görürsek bu daha çok sol atriyal kaynaklı olduğunu düşündürüyor. AVNRT'ler. AVNRT dual yol fizyolojisinin izlendiği bir röntgen taşikardi. Düzenli SVT'lerin %65'ini oluşturuyor. %50-200 arasında bir kalp hızı var. Genellikle prematür bir atrial kontraksiyonla başlıyor. Öğleden önce de göstermiş olduğumuz gibi. V1'de pseudo R, inferior derivasyonlarda pseudo S dalgasını görebiliyoruz. Vagal manevralarıyla hızlıca sonlandırılabiliyor. Burada bir AVNRT öğreninde inferior derivasyonlarındaki pseudo S dalgasını görüyoruz. AVNRT'ler tipik ve atipik diye ikiye ayırıyoruz. Tipik, antegrat olarak yavaş yolu, retrograd olarak hızlı yolu kullanıyor. Antegrat olarak yavaş yolu kullandığı için başlangıcında bir PR uzaması görüyoruz. Ve dönüşte bir hızlı yolu kullandığı için de kısa RP taşikardiler grubuna giriyor. Atipik AVNRT'ler ise hızlı yavaş ve yavaş yavaş olabiliyor. Tipik AVNRT'de pseudo S ve pseudo R dalgasını görebiliyoruz. Atipik AVNRT eğer hızlı yavaşsa P dalgasını QRS'in önünde görebiliriz. Bu bazen atrial taşikardi ile karışmasına yol açabilir. Tayna bilmiyorum, hani bir ayrım için bir şey yapabilir miyiz ama herhalde elektrofizyoloji yapmamız lazım. Başka bir seçeneğimiz yok. Slow slow'da da RPS uzun bir taşikardi ve artık QRS'in sonunda T dalgasına yakın bir bölgede görüyoruz P dalgalarını. Atrial ventriküler reentren taşikardiler. Atrial ventriküler reentren taşikardi olabilmesi için atriumla ventriküller arasında bir bypass yolu gerekli. Ortodromik ve antidromik tipleri var. Manifest ve konsilt olarak görülebiliyor. Manifest normal sinüs ritminde de bu aksiyar yolu görmemiz, yani delta dalgasını görmemiz gerekiyor. Manifest olanlar hem antegrat hem de retrograd iletim gösterirken, konsilt olanlar sadece retrograd iletim gösteriyor. Burada ortodromik ve antidromik taşikardi görüyoruz. Ortodromik taşikardide AV noddan ventriküle doğru iletim varken retrograd olarak aksesuar yolu kullanıyor. Antidromik AVRT'liler ise antegrat olarak aksesuar yolu kullanıp retrograd olarak AV nodu kullanıyor. Ortodromik bir AVRT sırasında P dalga morfolojisine göre aksiyar yolun sol ya da sağdan kaynaklandığını yorumlayabiliriz. D1 derivasyonuna baktığımızda P dalgalarını eğer negatif görüyorsak bu daha çok sol bölgeli bir aksiyar yolu. Eğer P dalgalarını pozitif görüyorsak bu daha çok sağ taraflı bir aksiyar yolu gösteriyor. Yine ortodromik taşikardi sırasında dal bloğu meydana geliyorsa, bu dal bloğuna bağlı hızlı bir yavaşlama oluyorsa, yani bu C örneğinde görüldüğü gibi dal bloğunun olduğu tarafla aksiyar yol aynı taraflı. Neden yavaşlama oluyor? İleti öbür taraftan olduğu için oradaki reentry dengesi döngüsü uzuyor ve daha yavaş bir AVRT görüyoruz. Buradan da bir ayrımını yapabiliriz. Burada bir ortodromik AVRT örneği. Bu hasta elektrofizyoloji yapıldığında sol lateral bir aksiyar yol çıktı. Ama buradayken genel olarak bir AVRT ile karışabilecek bir durum. Yani Göksel abi, Tayyip abi, burada belirgin bir ayrım yapabileceğiniz bir noktası var mı AVRT'den? Belki hani P'ler sanki biraz seçiliyor mu? Yani V4 derivasyonunda bir ST'nin biraz daha ilerisine seçiliyor. RP mesafesi de 90 milisaniye gibi. Yani ama belki şu V5'te biraz var gibi sanki. V5'te böyle T dalgasıyla karışabilen bir P dalgası görüyorum. Yani şöyle düşünmek lazım. Short RP olabilecek taşikardilerimiz belli. Yani gerçekten hemen QRS aktivasyonundan sonra gelebilecek P dalgası varsa bunda genel tipik AVNRT ya da septal bölgeden kaynaklanan bir atrial taşikardi düşünmek lazım. Ama biraz daha long RP varsa, yani iki QRS'in arasında orta noktasından biraz daha sağda bir taşikardi, TP'nin olduğu bir taşikardi varsa burada 3 şey de olabilir. Atipik AVNRT de olabilir. AVRT de olabilir. Atrial taşikardi olabilir. Short RP'lerde biraz daha kafamız rahat. Ama sadece EKG'ye bakarak bu tipik ayrımı yapamıyoruz ya da AVRT'dir demek çok mümkün değil gibi duruyor. Evet. Bir sonraki örneğimiz antidromik bir AVRT. Burada aksiyaryal daha belirgin olduğu için tanıyı daha rahat koyabiliyoruz. Diğer PREX'te farklı taşikardilerimiz de var. Bir tanesi Mahayam taşikardisi. Atriofasiküler bir aksiyaryol mevcut. Bu atriofasiküler aksiyaryol AV nodu taklit eder. Kısa PR aralığını görürüz ama delta dalgasını göremeyiz. Permanent junctional reciprocal taşikardi. AV noddan postoreseptal aksiyar yola doğru bir iletim mevcut. P dalgaları QRS'ten çok sonra görülür. Uzun RP bir taşikardidir. Şurada Mahayam taşikardisinin bir örneği var. Noda ventriküler, noda fasiküler, fasikülo ventriküler olabiliyor. Bu da permanent junctional reciprocal taşikardinin bir şekli. AV noddan postoreseptale bir iletim mevcut. Ben burada Mahayam taşikardisini bir kere gördüm. Taylan, sen daha sık gördüysen ayrım için bir şey yapabilir miyiz?
Yani Ekay solda Adlo, sağda paralel bir his kurkünce sistemi var yani. Normal his kurkünce'nin bir benzeri de sağ tarafta var. Çok çok nadiren sol Mahim diye bir şey var. Sağda olduğu için EKG taşikardisinde solda Adlo gibi gözüküyor. EKG'sinde de çok silik bir delta dalgası görebiliriz. D3'te sinüs EKG'sinde. D3'te küçük bir R, büyük bir S görülüyor filan. Burada önemli olan hasta hızlandıkça taşikardisi olduğunda Mahim sadece antegrat iletir. Retrograt iletemez. O yüzden taşikardi olduğunda o aksesuar yoldan antegrat geçmek zorunda. Bu nedenle de QRS'i genişler. Solda Adlo gibi olur. Retrograt iletemez. Hızlandıkça solda Adlo'na girer taşikardi. Oradan kuşkulanabilirsiniz. Teşekkür abi. Junction taşikardi AV notun etrafından köken alır. Bu bölgedeki otomatist artışından kaynaklanan bir taşikardi. AV disosiyasyon eşlik eder. Adenozine genelde yanıt vermez. Bu taşikardilerde genelde koahta, sepsiste görülen yoğun bakım hastalarında görülüyor. Postop mortalitesi yüksek hastalarda görebileceğimiz bir taşikardi. Bu bir junction taşikardi örneği. Bu EKG'den de çok fazla bir AV NRT'den ya da farklı bir Schrödinger taşikardinin ayrımı yapılamıyor. Elektrofizyolojik çalışma sonrasında tanı konulabilir. Orada bile zor. Junction taşikardi etmek orada bile zor AV NRT'den aslında. Net bir tedavisi yoksa hocam. Yok yani. Çocuklarda junction taşikardilerde böyle biraz daha işte ivabradinle ilgili çalışmalar var. Abla çünkü sonuçta hisse ve AV nodu yakın bir yerden çıktığı için ablasyon da zor taşikardi aslında. Ama özellikle çocuk yaştaki pediatrik grupta ivabradinin otomatisteye bağlı taşikardilerdeki yanıtı, tedavi etkisinin yüksek olduğuna dair yanıt şeyler ve çalışmalar var. Bunlarda da ivabradin denilebilir. Denenebilir ama dediğim gibi zaten daha çok pediatrik grupta görünen bir taşikardi çeşidi. Ben çok fazla görmedim junction taşikardi. Ben de görmedim. Dar küresi taşikardileri yüzeyli EKG'deki bazı bulgularla birbirinden ayırt edebiliyoruz. Bunlardan biraz bahsedelim. En başlangıçta taşikardinin başlangıç ve sonlanış şekli. Göksel hocam ve Taylan hocamın slaytlarında vardı. PR aralığında ani bir uzamayla başlayan, atrial bir erken vuruyla başlayan taşikardi, dual yol ileti varlığını gösterebileceğinden AVNRT lehine bir bulgudur. Ventriküler erken vuru sonrasında başlayan bir taşikardi öncelikle AVRT düşündürebilir. Ondan sonra belki bir atrial taşikardiyi büyük oranda dışlar. Taşikardinin kendiliğinden sonlanması eğer P dalgası ile oluyorsa bu atrial taşikardiden uzaklaştırırken QRS kompleksi ile sonlanması daha çok atrial taşikardi lehinedir. Öyle önce de bahsettiğimiz bulgular. Burada mesela en sondaki şeyle mesela normalde biz P dalgasıyla sonlanıyorsa atrial taşikardiden biraz daha uzaklaşıyoruz diye bir şey var ama bu birebir VA iletisi varsa doğru. Yani bloklu bir atrial taşikardi varsa böyle olabilir. Ama birebir VA ilişkisi varsa orada da geçerli. Diğer türlü çok geçersiz, geçerliliğini yitiriyor. Kalp hızının düzenine göre değerlendirebiliriz. Atrial fibrilasyon, multifokal atrial taşikardi, değişken iletili atrial taşikardi, çoğu zaman atrial flattır, düzensiz QRS'li taşikardiler. AVNRT, AVRT, kalp ritminin daha çok düzenli olduğu taşikardilerden. Atrial aktivite ile ventriküler aktivitenin zamansal ilişkisine göre değerlendirebiliriz. Bunlar kısa RP taşikardiler, uzun RP taşikardiler ve atrioventriküler disosiyasyon olan taşikardiler. Burada tabloda görünüyor. RP aralığı kısa olanlar AVNRT olabilir, AVRT olabilir ya da atrial taşikardi olabilir. Tipik AVNRT'de RP'yi hem kısa hem de 70 milisaniyenin de altında bekliyoruz. Uzun RP taşikardiler ise atrial taşikardi, atipik bir AVNRT ya da permanent junctional reaktan taşikardi olabilir. Atrial aktivitenin morfolojisine göre daha önce bahsettik atrial taşikardiyi değerlendirebiliyoruz. V1'de negatif bir P dalgası daha çok sağ atriumu, V1'de pozitif bir P dalgası daha çok sol atriumu gösteriyor. QRS morfolojisinde bazı özelliklere göre değişkenlik olabilir. Bunlar AVNRT'de gördüğümüz V1'de pseudo R, inferior derivasyonlarda gördüğümüz pseudo S dalgaları, bunlar retrograd P dalgaları. Bunların genel bir oranı var. AVNRT'de %66 oranında herhangi bir P dalgası izlenmiyor. Pseudo S'in görülme ihtimali %30, pseudo K'nin %4. Eğer QRS'ten sonra, bir miktar sonra bir negatif P dalgası görüyorsak, bu nadir olarak bir AVNRT olabilse de genel olarak AVRT'yi gösteriyor. Eğer QRS'ten oldukça sonra uzun RP'yi gösteren bir negatif P dalgası varsa daha çok burada atipik AVNRT düşünmemiz lazım. Ama dediğim gibi AVNRT'lerde yüksek oranda herhangi bir P dalgası ya da pseudo S, pseudo R, pseudo Q bunları görmüyoruz. Adenozin ve diğer vagal manevralara yanıt olarak AVNRT olsun, AVRT olsun, sinüs tüm reentri taşikardisi, fokal atrial taşikardi bunlar adenozinle taşikardi ani bir şekilde sonlanır. Ancak AV blok gelişmesine rağmen taşikardi devam ediyorsa bunlar atrial flattır ya da atrial taşikardiyi düşündürür bize.
Benimki daha ağırlıklı olarak teorik bilgi oldu. Gündüz gösterilen EKG'ler sonucunda bu da teorik bilgisi. Umarım yardımcı olmuştur.